arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Bugün kardeşimle beraber Brock Over'a yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Gerçekten değişiklikler gelmeye devam ediyor bu oyuna sürekli. Bu oyun aşırı iyi bu oyun ve sonsuza kadar bu oyunu güncellemeye ekleyebiliyorum ben. Biz de sonsuza kadar bu güncellemeleri incelemeye çalışacağız. Ama gelin bunları incelemeden önce videomuzun yorum kanalını görelim. Bu videomuzun seçilen kişisi Niyadi908 olmuş. Demiş ki, abi Ertuğrul ve seni çok seviyorum, kralsınız demiş. Niyadi, güzel yorumun için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsın. Sen olmasan ne yapardık bilmiyoruz. Sizler de yorum kralı olmak istiyorsanız aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Ve videomuza like edip aşağıdan kanala abone olursanız güncelleme başlasın. Oyunumuza girdik. Yanımızda takipçilerimiz var. Tabii ki bizi yalnız bırakmadılar bu videoda. Ertuğrul neredesin? Göremiyorum seni. Geldi bak. Yerde oturuyor musun Ertuğrul? Ne yapıyorsun? Kalk ayağa, daha bakacak çok şeyimiz var. Oyundaki ilk güncelleme okulda Ertuğrul spor salonu vardı. Hatırlıyor musun, basketbol sahası? Orasının değiştiği söyleniyor. Gelin hep beraber bakalım. Herkes koşuyor arkamızdan, çok iyi. Bize bak. Çocuğu sırtlamış Ertuğrul, götürüyor yanında. İlk olarak okulu inceleyeceğiz. Bakalım neler değişmiş. Gel gel buradan gelin beyler. Beyler gel. Gördüğünüz gibi bakın, burada normalde basketbol sahası vardı. Hatta burası da birazcık değişmiş. Böyle oturma yerleri yoktu sanki eskiden, değil mi Ertuğrul? Evet. Ama bak, burada birbirinden farklı 5 tane mod gelmiş. Şimdi dans pistine geçelim. Gördüğünüz gibi burada ikinci seçenek olarak dans pisti var. Madem dans pisti, Ertuğrul sahneye çıkıp bize bir dans gösterisi yapmak ister misin? İsterim. En çılgın dansını yap bize. Yapıyorum. Evet, şu anda sahnede Ertuğrul var. Ben de burada oturup keyifli Ertuğrul'un gösterisini izlemek istiyorum. Hoş geldiniz, burada şov izleriz. Aynen öyle, hatta ben de eşlik edeyim sana. Abonelerle hep beraber dans. Parti veriyoruz, gelin gelin beyler. Videoya katılan herkese de buradan selam olsun. Şimdi diğer modumuza geçelim mi? Geçelim, bu sefer ama ben yapayım. Sen mi tıklayacaksın? Tamam, bak şu üçüncüye tıklayacaksın, tamam mı? Tamam. Tıkla bakalım Ertuğrul. Neye dönüştüreceğiz şimdi? Aa, konferans salonuna dönüştük. Ertuğrul, tekrardan sahneye geçmeni istiyorum senden. Patlamalar patlamalı olur. Bize şimdi önemli bir konuşma yapman lazım. Herkese yerine oturmasını söyleyelim. Evet Ertuğrul, herkes senin konuşmanı bekliyor. Ne söyleyeceksin oturanlara? Evet. Yan kanala abone olun ve like atın. Dur, ne yazdın, ne dediğini de söyleyelim, onlar duymuyor çünkü. Evet Ertuğrul'un ne dediğini de söyledik. Konferans salonunda bu şekilde. Hadi gelin diğer modumuza bakalım şimdi hep beraber. Bu sefer takipçiler seçsin. Seçmelik bir şey yok ki Ertuğrul zaten. İki tane modumuz kaldı burada. Dışarı çıkın, dışarı çıkın. Çık Ertuğrul, çık, tıklayamıyorum, girmeyin şuraya. Ha, jimnastiği seçtiler zaten. Tamam, jimnastik alanı var burada. Burası gerçekten güzel olmuş. Tırmanıyoruz. Çılgınca şeyler var Ertuğrul burada. Ben futbol kursu istiyorum. Futbol dışarıda. Burada basketbol sadece ve jimnastik var. Önümü göremiyorum. Heh. Bu da bu şekilde güzel olmuş aslında ya. Keşke senin okulunda da böyle bir şey olsa, değil mi Ertuğrul? Evet de sen... Ya da olmasın. Sen kesin yukarılara çıkıp bir yerlerini kırardın. Jimnastik salonumuz da bu şekildeydi. Ve son bir tane daha modumuz kaldı şimdi. O da havuzmuş. Ben en çok bunu merak ediyorum zaten. Ben seçeceğim. Tamam, herkesin çıkması lazım. Bu arada arkadaşlar, içeride birileri varken değiştiremiyorsunuz. O yüzden herkesin dışarı çıkması lazım ve... Havuza girdik şimdi. Yüzün beyler. Beyler, parti futbol zamanı. Yukarıya çıktım. İlk atlayışı ben yapmak istiyorum ve güzel. Dibe kadar dalabiliyoruz hem de. Gördüğünüz gibi 5 tane değişik modumuz vardı burada. İsteyen istediğine göre seçebilir. Fakat söylediğim gibi bunu normal serverda yapmanız zor. Çünkü içeride kimsenin olmaması gerekiyor buraları değiştirmeniz için. Ve hatta siz bir şey seçtiğinizde başkası gelip gıcıklığına değiştirebilir. Şimdi bir de yeni evimiz geldi. Hadi hep beraber ona bakalım. Bu evimiz arkadaşlar paralı evlerden, yani buralara yapılıyor. Abonelere söyleyelim 33 numaraya gelmeleri gerektiğini. Biz de o sırada evimizi seçelim hemen. Yeni evimiz şu arkadaşlar, hep beraber gösterelim. Bakalım. Bak bak bak, oluyor lo, kocaman bir şey. Bir de Robux'lu pahalı bir ev. Zengin ev Ertuğrul bu. E biz niye o zaman fakiriz? Fakir değil bize, zenginiz ki bu evi alabiliyoruz. Güncellemede yeni ev gelmişti ama şu eşya kutusuna bir sürü yeni eşya eklendiği de söyleniyordu. Ben birazcık onlara bakmak istiyorum. Acaba çok yaşa Ertuğrul. Acaba zengin eşyaları mı geldi, onu da bilmiyorum aslında. Sen burada bir farklılık görüyor musun ya? Bunların içine mi eklendi acaba teker teker? Ben görmüyorum. Kapı var mıydı önceden? Hatırladığıma göre gelmişti ama bugün gelmedi o. Önceden gelmişti, tamam. Yeni eşyalar hangisi ya, ben onu anlayamadım tam olarak ama oyunda geldiği söyleniyordu, ondan eminim. Aa, bir dakika. Şu
şunlar falan var mıydı Ertuğrul eskiden? O da daha bugün çıkmadı, o da bugün çıkmadı. Tamam o zaman bir şeyler gelmiş, oyunda öyle söylüyordu. Her neyse gelin hep beraber evimizi incelemeye başlayalım şimdi. Alt kattan başlıyoruz. Burada bir oturma odası gibi bir şey var şöminenin karşısında hemen. Bir dışarıya gel. Dışarıya gelemeyiz Ertuğrul, dur önce evin içini gezelim. Tuvaletimize bakalım hemen. Tamam güzel, aydınlık, ferah bir tuvaletimiz var. Bu arada evi gezdikten sonra saklambaçta oynayacağız. Şimdiden söyleyeyim, arka bahçeye çıktığımızda oha! Bayağı büyük bir arka bahçe bizleri bekliyor burada. Ön bahçeye bir daha bak. Ön bahçede ne var ki Ertuğrul? Bir şey göstereceğim, çok farklı bir şey var. Ne var ön bahçede merak ediyorum. Bak burada bir kişi ölmüş. Bu mezar taşını sen koymuş olmayasın Ertuğrul. Ben koymadım valla. Eminim sen koymadın. Yok ben koymadım. Eminim öyledir. Bahçemiz geniş, bayağı güzel. Arkada ne var böyle? Bu ne? Aa, evlilik salonu var burada. Yani öyle bir şeye benziyor. Neyse evimizi gezmeye devam edelim şimdi. Yan tarafta ne var? Mutfağımız bu şekilde. Çok güzel bir ev bence. Çok sade ve hoş. Her yer güzel kullanılmış. Ama bu tam eve benzemiyor aslında Ertuğrul. Yani normal bir evin girişinde böyle bir şey olmaz. Yerde ne yazıyor? Ha Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ymış burası. Oha! Bilmiyordum. Cumhurbaşkanlığı Sarayı eklenmiş oyuna. Her yerde böyle bilgisayarlar falan var, çalışanlar var. Burası Cumhurbaşkanı'nın odası olsa gerek ve gerçekten güzel gözüküyor. Başkan koltuğu. Sen niye gülüyorsun Ertuğrul? Ve Cumhurbaşkanı'nın yatak odası ve özel tuvaleti var. Jacuzzi'li, makuzzi'li. Oo! Oyunda daha önce böyle bir banyo yoktu. Buraya özel yapmışlar. Ertuğrul fazla gülme, hapse atarlar seni. Ve şurada bir merdiven görmüştüm ben. Oradan hemen yukarı çıkmak istiyorum. Neredeydi? Ha karşıda, tamam. Hemen gidip oraya bakalım bir de. Terasımızı görelim. Burada çıkarken yanında bir tuş var arkadaşlar. Ona basmanız gerekiyor. Arkadaşlarımız izin verirse ben tıklayacağım. Tıklayamıyorum. Heh tıkladım. Kapıyı açtım ve herkes yukarı çıkabiliyor şu an. Nasıl ama manzara? İyi. Değil mi? Tüm şehri görebiliyoruz. Gerçekten güzel. Kocaman da bir yer. Ben böyle sade şeyleri severim. Ben de. Ama bu evde kendine saklanacak bir yer belirledin mi Ertuğrul? Belirledim. Çünkü şimdi saklanmaç zamanı. Kurallarımızı söyledim takipçilerimize. Şu anda bakmıyorum. Herkes saklansın bakalım. Hayır. Saklanmanız lazım. Dur söyleyeyim. Evet. Acaba herkes saklandı mı? Biraz daha zaman versem evin içinde sağa sola gidenleri görebiliyorum. Hile mi yapıyorsun? Hile yapmıyorum Ertuğrul. Yani yeterince zaman verdim. Bence artık saklanmış olmaları gerekiyor. Ve ben evin içine gitsem mi? Tamam oyalanarak gideyim. Alt kattaki herkes saklanmıştır zaten. Üst kattakiler için hala zaman var. Buralarda kimse saklanmamış. Şöminenin içinde falan birileri var mı Ertuğrul? Yok. Herhalde. Herhalde yok değil mi? Sen kendin nerede saklandığını söylemek ister misin bana? Hayır tabii ki de. Tamam mutfağa bakalım. Gerçi benim boyumu küçültmem lazım her yere girebilmek için. O yüzden şu şekilde saklambaça devam edeceğim. Buralara giren var mı ya? Buzdolabının içinde olan, fırının içine giren falan filan. Aha şunun üstüne giriliyorsa burada kesin biri vardır. Ve yakalandınız arkadaşlar. Sen de yakalandın. Burada birisinin olacağını bil. Adam öyle bir yere girdi ki banlayamıyorum adamı. Ha, seni de banlayalım şöyle. Ve burada önümde biri koşuyor. Ben az önce banlamadım mı? Evet banlamamışsın. Bak kaçıyor, kaçmak yok. Kaçmak var. Ve o arkadaşımızı da banladım, tamam. Burada daha başkası kalmadı değil mi? İyice bakmam lazım. Ha biri daha var, o da kaçıyor. Ya herkes kaçmaya çalışıyor. Tamam seni de tuttuk, banladık. Alt katta başkası kaldı mı acaba ya? Şimdi Ertuğrul'u bulmaya gitmemiz lazım da şurada birileri var mı? Dur yatarak bakayım hemen. Hiç oraya saklanmadım. Ya buraya saklanmayı mı planlamıştın? Ya burada biri varsa da ben göremiyorum şu anda çünkü oyun bana göstermiyor. Umarım yoktur diyelim ve üst kata doğru maceramıza devam edelim. Üst kat macerası. Yatak odasında birileri var mı? Yastık olan. Aha adam yeşil olmuş. Ağaç saklidi yapıyor. Yaratıcılığından dolayı tebrik ederim. Yastık olan kimse yok ama. Bakalım başka kim var. Burada aha seni de yakaladım. Benden kaçamazsınız. Şöyle devam edelim. Ertuğrul sen hala yakalanmadı mı? Kıyafet dolabında birileri var mı peki? Sen var ya sen, sen var ya sen. Tamam seni de yakaladık ve banladık. Aa buraya iki kişi mi saklanmış? İki kişiyi banladık. Ve burada bir kişi daha var. Bu arada şimdi ben Ertuğrul'u görmedim. Şöyle yaptım az önce, o zaman gördüm. Seni de banlıyorum ne yazık ki. Bak her gittiğim yerden birilerini buluyorum he. Umarım bu evde gizli yer falan yoktur. Yani güncelleme geleli yeni oldu. Herhalde bulmamışlardır. Televizyon içine falan giriliyor mu? Yok. Devam edelim, devam edelim. Buralarda birileri var mı? Şu ağacın içinde biri mi var? Evet. Ama bayağı iyi saklanmış ya. Gerçekten bayağı iyi saklanmış. Aha burada da birini gördüm. Görüşürüz. Başkaları var mı? Herkesi çatır çutur buluyorum. Bu evde saklanmak zor galiba.
Gerçi arkadaşlar ev yeni geldi. Kimse nereye saklanacağını bilmiyor o yüzden. Ama ben de bilmiyorum yani o açıdan bakacak olursak. Terasa bakmam gerekiyor bir de. Kaç kişi kaldı ki? Peki beni şimdi bul. Ertuğrul tekrardan girmek lazım. Bak kesin buraya birileri saklanmıştır bu arada. Oo kimse saklanmamış gerçekten. Bir soralım kaç kişi kalmış veyahut da kalan oldu mu? Hala yakalanmayanlar varmış. Oha nereye saklandılar ki o zaman? Onları bir şekilde bulmam gerekiyor Ertuğrul ya. Benden kaçamazlar. Sen de kapıda gözcülük yap. Tamam dışarıdan giren kimse olmasın olur mu? Benden kaçarlar demek. Hayır kaçmasınlar benden. Hayır senden kaçsınlar. Biraz daha bakmam gerekiyor demektir bu. O zaman ben de bakarım. Ya ne ara bu kadar saklanacak yer buldu bunlar Ertuğrul ama ya. Biz kaptakilere zaman verdin ya o yüzden. Yani burada biri yok bence. Evet yok aşağı kadar daha detaylı mı bakmam lazım ki anlamadım ben ya. Şu tuvalete bakmış mıydım ben? Tamam burada birileri yok evet. Umarım dışarıya saklanmamışlardır. Dışarısı yasak dedik çünkü. Arka bahçe. Yasak yasak her türlü dışarısı yasak Ertuğrul. Aa bunun altına da saklanılırmış. Bakalım neredeler? Gerçekten neredeler? Sence nerede olabilirler Ertuğrul? Bir fikrin var mı? Benim bir fikrim var ne biliyor musun? Ne? Benim illa şey varsa gizemli bir yeri var. Aa! 3 kişi buldum burada. Arkadaşlar yakalandıktan sonra kaçmak yasak ama. Arkadaşlar niye kuralları çiğniyorsunuz? Son 3 kişi aynı yerdeymiş. Bu şekilde herkesi bulmuş olduk ama bu evde şu anlık arkadaşlar saklanmak gerçekten zor. Herkesi de bulmuş olduk bu şekilde. Bir dışarıya bak çok güzel şeyler var. Evet banlanan herkes burada giremiyorlar ve dışarıda bekliyorlar. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Ben yine varım orada. Dur dur ben de dahil olmak istiyorum. Dur. Fatih sen de gel kanka. Evet. Fatih zamanı. Hadi hadi gelin. Alamıyorum kimseyi ben de geleceğim. Nasıl alacağım ben bunu? Ha ben de başka bir çocuğu aldım. O da beni aldı. Siz nasıl bu kadar kişi aldınız? Ben niye alamıyorum sizi? Ben de geleceğim. Sen de gelmiştin az önce. Bu arada evde hala saklanan varmış. Ve o arkadaşımız kazanıyor. Neredeydin diye soralım. Bakalım o arkadaşlar az önce sobanın üstündekiler miydi? Nerede olduklarını söylesinler. Bakalım neredelermiş. Bakalım bu arkadaş neredeymiş? İyi de ben buraya baktım. Ben buraya baktığımı söylüyorum. Bu iki arkadaş burada saklanıyor olamazlar. Bence beni trollüyorlar. Çünkü ben buraya birkaç kere baktım değil mi Ertuğrul? Evet. Her şeyi ben görmedim. Parti veriyordum. Allah Allah. Burada olduklarını söylüyorlar ama bence bunlar önce sobanın üstündeydi. Bir anda 5 kişi daha saklandığını söylüyor ama ben az önce tüm eve baktım hala evde saklananlar varmış. Tamam bu arkadaşlarımız kazandıklarını söylüyorlar. Ben emin değilim sizler yorumlarda yazın. Kazananın ödülü de video mesaj göndermekti. Bakalım ne diyecek? Bir arkadaşımız şiir okuyabilir mi? Şiir ne alaka? Maviş saçlar dökülür yapraklar. Ne dediğini anlamadım. Roblox TV olur. Güzel şiirin için teşekkürler. Evet şimdi bu arkadaşımız mesajını versin bize. Bu kimlerden geldi bu? Tavuklar çiçek açmış ellerinde poğaça. Madem yüzme bilmiyordun neden çıktın ağaca? Tabii ki de. Alakaya maydanoz. Bu ne biçim lacivert? Ben annemi çok seviyorum. Yaşasın 23 Nisan yazacak birazdan. Ben seni çok sevmiştim. Yaşasın Cumhuriyet. Tamam biraz daha farklısını yazdı. Bu çok klasikleşmiş bir şey. Ve kazananlarımızın notları da bu şekildeydi. Ve güncellememizin de burada sonuna geldik arkadaşlar. Gayet eğlenceli bir güncelleme olmuş. Ben beğendim. Bana ne oldu ya? Ertuğrul 2 dakika boş bıraktık. Sakatlamışsın bir taraflarını ya. Ve videomuzun burada sonuna geldik. Umarım izlemekten keyif almışsınızdır arkadaşlar. Sağda solda çıkan videoları da tıklamayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.